tercih, nazal dedikasyon. Eğer yanıtsızsa 6-12 yaş grubunda topikal dekonjestanlar veya nazal ipotropium buramid kullanılabilir. 12 yaşından büyüklerde oral dekonjestan ve antihistaminik kombinasyonları kullanılabilir. Çocuğun ateşi de yüksekse belki oral dekonjestan, antihistaminik, analjezik, ama ne zaman 12 yaşından büyüklerde ve yukarıdaki sıralamaya yanıt yoksa son tercih olarak kullanılabilir. Bazı aileler sıcak buharın faydalı olduğunu söylüyor ama yapılan sistemik analizlerde net bir fayda gösterememiş. Biraz da bunun problemi şu, özellikle bunu net olarak, yani hastaya şu kadar sıcak buhar uyguladım veya bu kadar sıcak buhar uyguladım diye net olarak tedaviyi standartize edemiyorsunuz. Biraz da bunda problem var ama benim bundaki görüşüm şu, çocuğa uygulayın, faydası devam edin. Bazen çocuğun eğer atopisi varsa, kimi çocukları atopik çocukları, yani alerjik çocukları, biraz sıcak buhar nefes darlığını arttırabiliyor, sıkıştırabiliyor. Böyle aromatik buharlar var. İçlerinde mentol, okaliptüs var. Yapılan çalışmalarda faydası çok net değil. Hatta mesela bunu uygulayıp arkasından nazal spirometre yapmışlar. Oradaki akış ne kadar iyi diye ölçmüşler. Aslında nazal spirometrede bir fark çıkmamış. Bazı anneler çalışmalarda öksürüğü azalttığını söyleniyor. Bu ökaliptüsle ilgili en iyi çalışma bu. Pediatrics'te çıkmış 2010 yılında. Bu çok yaygın artık. Hani o kadar yaygın ki adını rahatlıkla söyleyebilirim. Vicks vermişler. Çocuklara uyumadan 30 dakika önce üst dudakla burun arasına sürülmüş, ebeveynlere bir semptom çizelgesi vermişler. Anneler, işte bunu kullananlar, gece öksürüğünün ve burun tıkanıklığının daha az olduğunu anlamlı olarak ifade etmişler. Ama dediğim gibi rutin değil ve çalışma az. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok önemli bir komplikasyonu orta kulak enfeksiyonu. Ve orta kulak enfeksiyonlarında çok rahatsızcı bir bulgu da kulak ağrısı, yani otalji. Bunlar da sistemik ağrı kesicilerin yanında aslında bunlara lokal analjezik de verilebilir. Neden? Çünkü sistemik ağrı kesiciler etkilerini 30 dakika veya 45 dakika sonra ortaya çıkartıyor. Ama lokal analjezikler en erken 5 dakika içerisinde ağrıyı kesebiliyor. Kulak ağrısını en hızlı kesen tedavi. Zaten orta kulak enfeksiyonunda eğer antibiyotik başlamışsak, ki hepsine başlama indikasyonu yok, antibiyotiğin etkisi biliyorsunuz en erken 48 saat sonra ortaya çıkıyor. Bir de iyi tarafı, lokal analjezik maddeler sistemik bulaşıma karışmıyorlar. Ayrıca bunların yanında ek olarak hem lokal analjeziği hem de parasetamol gibi, ibuprofen gibi sistemik etkili ağrı kesici de birlikte kombine olarak kullanabilirsiniz. Hücre lokal analjezikler, özellikle lidokain, hücreye sodyum girişini bloke ediyor. Böylece ağrıyı ileten hücre elektrik potansiyelini daha ileriye iletemiyor. Hatta aktif hücreleri daha çok etkiliyor. Yani ağrıyı kim daha çok iletiyorsa onu bloke ediyor. Günde 4-6 kez 4 damla öneriliyor. Ama herkese kullanamayız. 1 yaşından küçüklerde kullanılmıyor şu anda. Perforotis medias, yani çocuğun kulak zarı delikse, çocuğun kulağından böyle iltihaplı akıntı varsa kullanmıyoruz. Lidokaine karşı bilinen bir alerjisi varsa kullanmıyoruz. Ama dediğim gibi iyi tarafı, bildiğimiz kadarıyla sistemik dolaşıma geçmiyor ve bildiğimiz kadarıyla şu anda bildirilen ciddi bir sistemik yan etkisi yok. Çok nadir bazı lokal yan etkileri görülebiliyor. Boğaz ağrısı önemli bir yakınma nedeni. Ama mesela ılık ballı çay, soğuk limonata, dondurma, soğuk pasta, buz küresini emmek, hatta şeker emmek, bizim bu eski bayramlarda bize bu ikram edilen ortası böyle çukur disk şeklinde şekerler vardı mesela. Şeker emmek, 6 yaşından büyüklerde ılık tuzlu su ile boğaz gargarası yapmak gerçekten yayınlarda faydalı olarak öneriliyor. Ve şu anda da ilk öneri bu aslında. Boğaz ağrısı varsa önce bunlar öneriliyor. Acaba kortikosteroid kullanalım mı? Bununla ilgili rutinde önerilmiyor. Yapılan böyle bir çalışma var. 5 yaşından büyük çocuklara tek doz oral deksametazon verilmiş. Evet, boğaz ağrısını azalttığı gösterilmiş. Peki pastil ve boğaz spreyi kullanalım mı? Çocuklarda rutin önerilmiyor. Bazı yayınlar ağrıyı azalttığını söylüyor ama bunların bizim önerdiğimiz, rutinde önerdiğimiz daha basit olan buz, dondurma, sert şekeri emmek ile bir kıyaslaması yok. Ayrıca pastil ve boğaz spreyler alerjik reaksiyon veya bazen de methemoglobinemi gibi riskleri var. Peki bu tıbbi bazı ürünlerin gargarası kullanılabilir mi?
Çocuklarda rutin önerilmiyor. Plasebodan farkı bilinmiyor. Sistemik emilimleri gargarda bile ufak çocuklarda olabilir ve alerjik reaksiyon riski fazla. Şimdi biraz da profilaksiden bahsetmek istiyorum. Mesela çinko. Çinko profilaksisi üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için profilakste rutinde önerilmiyor. Bazı yayınlar semptomların şiddetini azalttığını söylüyor ama sonuçlar tartışmalı. Bazı yayınlarda diyor ki erişkinlerde daha çok faydasını görüyoruz. Çocuklarda faydalı değil. Mesela bununla ilgili üsiyede değil ama mesela biz akut gastroenteritlerde özellikle çocuğun malnütrisyonu varsa, beslenmesi iyi değilse ishallerde ishal süresini azalsın diye çinko veriyoruz. Çinko ile ilgili ishallerde yapılan çalışmalarda eğer çocuğun mesela bu çalışma eğer Hindistan'da yapılırsa faydalı olduğu gösterilmiş, Avrupa'da yapılırsa faydası olduğu gösterilmiş. Neden? Çocuğun zaten hastalık öncesinde çinko depoları düşük. Yani deposu düşükse faydalı. Depoların normalse ekstra çinkonun bir faydası gösterilmemiş. Ben de böyle olabileceğini düşünüyorum ama tabii yayınlar tartışmalı. Çinko ile ilgili ülkemizden hatta ilimizden Ege Üniversitesi'nden çocuk kliniği hocalarımızın yaptığı güzel bir çalışma var. İşte iki grup plasebo kontrollü, çinko bir grup 100 kişi, diğer grup 100 kişi. Çocuklara normalde 7 ay süresiyle günde 15 miligram çinko vermişler. Çocuklar bu arada eğer soğuk algınlığı olurlarsa da çinko düzeyini iki katına çıkarmışlar. Ve plasebo ile kıyaslamışlar. Sonuçlar istatistik olarak anlamlı ama klinik anlamı tabii tartışmalı. Mesela çinko grubunda çocuk başına üst üye sıklığı 1.2, plasebo grubunda 1.7. Burada fark anlamlı ama klinik olarak ne kadar anlamlı tartışmalı. Okula gidememe çinko grubunda 0.9 gün yaklaşık, plasebo grubunda 1.3 gün. Peki vitamin C, yani yılların böyle efsanesi. Evet, özellikle erişkinlerde günde 200 miligram vitamin C takviyesinin faydalı olduğu, semptom süresini %8 oranında azalttığı gösterilmiş. Çocuklarda %14 olarak semptom süresini azalttığı söyleniyor ama semptomların şiddetine bir faydası gösterilememiş. Bu da çinko gibi aynı şekilde istatistik olarak anlamlı ama klinik olarak ne kadar anlamlı düşünmek lazım. Yine çok popüler bir ürün Echinacea. Türkçesi kirpi otu, Kuzey Amerika'da kızılderililerin kullandığı aslında bir ürünmüş. Ama 2014 yılında yapılan bir meta analizde üsiyede plasebodan bir farkı olmadığı ortaya çıkmış. Bir diğer popüler ürün Sambucus fructi ya da Pelargonium sidoideis, Güney Afrika sardunyası. Çocuklarda plasebodan farksız olduğu görülmüş. Erişkinlerde 10 günlük uygulamanın ya da profilaksinin %10 civarında klinik şiddeti azalttığı gösterilmiş ama bu da yine klinik önemi tartışmalı. Peki sarımsağın yeri neresi acaba? Sarımsak konusunda veriler yetersiz. Sadece bir çalışma var, böyle güzel bir çalışma. Soğuk algınlığından korumada etkili olduğunu göstermiş. O da şöyle, bir gruba işte sarımsağın içindeki özgün madde olan alisinden 180 miligramı vermişler 12 hafta boyunca. Bir de plasebo grubu var. Soğuk algınlığı epizot sayısını işte sarımsak grubunda yılda 24 olmuş, plasebo grubunda 65, soğuk algınlığı gün sayısını 111 günken plasebo grubunda 366 gün olmuş. Yani aslında burada sarımsağın faydalı olduğu ortaya çıkmış ama en iyi çalışma bu. Bundan daha kuvvetli bir çalışma şu anda yok. Peki vitamin D verelim mi, faydalı mı? Vitamin D'nin şimdi aslında yapılan tüm yayınlarda pek çok şeye faydası olduğu gösteriliyor. Evet, yapılan çalışmalar solunum yolu enfeksiyonlarına faydalı olabileceği söyleniyor. Ama burada mesela stoz tedavi, yani birdenbire bolus vitamin tedavisinin faydasının olmadığını, günlük haftalık dozlara bölünmüş tedavinin daha iyi enfeksiyonlardan koruyucu etkisi olduğunu söylüyor. Ama yapılan derlemeler diyor ki, vitamin D düzeyiniz normalse ekstra vitamin D'nin size bir faydası olmayabilir. Vitamin D düzeyi düşükse faydalı bunlar deniyor. Mesela COVID ile günümüzün popüler konusu. Hastanede yatan COVID-19'lu hastalara tek doz, yüksek doz vitamin D vermişler. Bir klinik fayda görülememiş. Tabii dediğim gibi öneri şu, D vitamini düşükse mutlaka normale çıkar. D vitamini normalse günlük ihtiyacın 600 ile 1000 üniteyi ömür boyu kullan. Aslında öneri bu. Peki probiyotikler nasıl?
bizim mikrobiyotamızın sağlıklı olması ne kadar etkili? Aslında mikrobiyotamızın sağlıklı olması probiyotiklerin üst yiyeden koruyucu etkili olduğu yayınlarda gösterilmiş. Özellikle bunlar çalışmalarda üst yiye sıklığını azalttığı, okula gidememeyi azalttığı, antibiyotik reçetelenmesini azalttığı gösterilmiş. Ama bunların da yayın çok ama çalışmaların kalitesi çok iyi değil. Daha çok yayına, daha kaliteli yayınlara ihtiyaç var. Bu konuda ihtiyaç var ama probiyotiklerin biz aslında şu anda rutinde faydalı etkisi olduğunu bildiğimiz ve rutinde kullandığımız artık rehberlere girmiş iki endikasyonu var. Bir tanesi akut ishaller, öbürü de antibiyotikle ilişkili ishali önlemede kullanılabilir. Yani antibiyotik alana probiyotik verirseniz kişinin mikrobiyotasını koruyorsunuz ve ishali engelliyorsunuz. En çok güvenilir yayınlar Saccharomyces boulardii ile Lactobacillus GG arasında, yani LGG arasında olduğu gösterilmiş. Ama tabii probiyotikler dünyada çok ciddi bir ticari meta. Pek çok ülkede probiyotik içermeyen probiyotikler olduğu gösterilmiş. Hatta Birleşik Devletler'de yazılan içinde yazılandan farklı probiyotikler olduğu gösterilmiş. Kalite kurallarına uyulmuyor. Burada en önemlisi üretici firmanın son derece güvenilir olması gerekli. Hatta bununla ilgili Plus One dergisi nasıl güvenilir probiyotik kullanılır diye bir rehber bile çıkardı. Son bir şeyden belki bahsetmek istiyorum. Acaba bu COVID-19 günlerinde sağlık çalışanları kendilerini koruyabilir mi? Burada Quercetin gündeme geldi. Quercetin'in antiviral etkisi var. Özellikle sitopatik virüslerin böyle özellikle COVID-19'un bağlandığı reseptörlere bağlandığını ve COVID-19'un bağlanmasını azalttığı yönde çalışmalar var. Bir çalışma henüz daha yayınlanmadı. Lancet'te şu anda preprint. Ülkemizden bu yüzden de gurur duyuyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Metabolizma Bölümünden Hasan hocamızın ve ekibinin yaptığı bir çalışma. Acaba sağlık çalışanları günde Quercetin vitamin C ve bromelain kombinasyonunu alırsa COVID-19'a daha az yakalanır mı diye bir çalışma yapılmış. Quercetin grubu 71 kişi, plasebo grubu 42 kişi. Quercetin grubunda 500 mg Quercetin, 500 mg vitamin C ve 50 mg bromelain 4 ay verilmiş. Gerçekten de SARS ve tüm hastalara PCR bakılıyor. Quercetin grubunda sadece 1 kişi, plasebo grubunda ise 9 kişi COVID pozitif çıkıyor. Ve sunumumu burada sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam öyle güzel anlattınız ki çok çabuk bitti. Bir yandan ekrana bakıp arada not tutarak ben gayet kendi adıma çok faydalandım. Emeğinize sağlık. Katılan meslektaşlarımızdan soru katkı varsa alabiliriz. Öğlen orası fazla böyle insanlara böyle çok sıkmak istemedim hocam. Hem kan şekerleri düşmüştür. Sağ olun, çok güzel, çok pratiğe dönük. Yani zaten bilimsel bilgileri tabii ki arka olarak içinde içeren ama bizim günlük sorunlarımıza da çözüm olan, çocuklarımız için ne yapacağımızı gösteren çok güzel bir sunumdu hocam. Soru katkı varsa mikrofonları açarak alabiliriz, chatten alabiliriz. Hocam sizin söylemek istediğiniz en son toplayıcı bir şey varsa sizin sözlerinizle bitirelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Nice çocuk toplantılarında görüşmek üzere. Ben hocam teşekkür ediyorum. Tabii herhalde burada en önemlisi özellikle soğuk algında burnu açmak ve buradaki en basit şeyleri aslında bence uygulamak gerektiğini düşünüyorum. Yani her bir kere temel mesaj burada her hastaya ateş düşürücü vermeyelim. Gereksiz yere ateş düşürücü kullanmayalım. Çocukların mutlaka burunlarını açalım. Nazal lavaş burada şu anda rutinde önerilen en güvenilir yöntem. Boğaz ağrısını geçirmek için çocuğun eğer yaşı uygunsa dondurma çok güzel. Soğuk buz çok güzel. Sert şekeri emmek o çok güzel. Öksürük varsa yaş bir yaşından büyükse bal çok çok uygun. Hem çocuk hem erişkin mutlaka D vitamini almamız lazım. Yani güneşe çıkmamız lazım ama eğer bu olmuyorsa da günlük profilaksiyi ömür boyu kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Hocam, temel mesajım bu hocam. Hem çocuk hem erişkin deyince erişkinler için sizin bakışınızda D vitamini ne kadar alınmalı günlük? Öyle bir hocam 1000 ünite. Yani günde 600 ile 1000 ünite. Yani 600 ile 1000 ünite ömür boyu. Almamız gerekiyor. Evet hocam. Kullanmamız lazım onu.
Hocam yani çok teşekkür ederim. Onu sağlamak için de hocam yani diğer türlü gerçi kriterler var. İşte yaz günü en az 15 dakika güneşin biliyorsun ışınların dik geldiği zaman da en az 15 dakika dışarıda olmak lazım. İşte kış güneşinde en az 30 dakika veya 45 dakika dışarıda olmak lazım. Kriterler var ama bunu her zaman sağlayamıyoruz. Doğru hocam. 600 bin ünite gibi D vitaminimizi alıyoruz mülten gibi. Hocam bu arada Doktor Funda Hanım, Doktor Nazlı Hanım çok faydalı bilgi yüklüydü. Teşekkürler hocam diyorlar. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Yetmiş olayım. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Değerli katılımcılarımız size de öğlen arası bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Murat hocamla görüşmek üzere. İstop'tan sonra görüşmek üzere. Sağ olun hocam. İyi günler.